konutla ilgilenmek istiyorsak toplumun kendi bulduğu çözümler ve konutu nasıl ele aldığı ve konut sorununda kendisi nasıl yanıt veriyor, bundan ders çıkartmamız lazım. Gecekondunun modernitesinden ders çıkartmamız lazım. Bu henüz hiç üzerinde düşünmüş olduğumuz ve çalışmış olduğumuz bir alan değil. Gecekondu'yu biz çünkü hep geri bir olmaması gereken bir doku olarak değerlendirdik. Onun yaratıcı ve modern bir atılım olduğundan kaynaklanarak öğrenmeyi başarmamız lazım. Üçüncü söyleyeceğim şey, konutla ilgili bütün bu bahsettiğim süreçte bir tek kere bile demokrasi ve katılım sözünü etkisini gördük. Çünkü yoktu. Şeyin hariç, yerel yönetim 1970 ve Murat Bey'in 89'a kadar olan deneyime hariç katılımcı bir demokratik arayış hiç yoktu. Ama en büyük ihtiyaç konut sorunuyla ilgili olarak toplumun kendisinin o sorunun çözümünde yer alması, sözünü söyleyebilmesi ve düşüncelerini, önerilerini iletebileceği bir iletişim ve etkileşim ortamının yaratılabilmiş olması. Eğer demokrasi ve katılım yoksa toplumun kendisi ihtiyaçlarıyla ilgili yanıtının ne olması arayışın içinde değilse bunu herhangi bir kamu ortamı ya da özel sektör kendiliğinden yapıyorsa bu sadece bir meta olarak konutun var edilmesinden öteye gitmeyecektir. Yani bir tek demin bahsettiğim ekonomik boyuttan öteye gitmeyecektir. Son olarak da söyleyeceğim şu, ekolojik olarak konutun toplumların geleceğe doğru hazırlanmasında, yani bu iklim değişikliğiyle ilgili sorunların bu kadar ciddiyet kazandığı, küresel ısınmanın arttığı, yağışların azalıp kuraklığın arttığı ya da bunların bir sel ya da işte ne bileyim fırtınalar biçiminde iklim etkilerinin çoğalmaya başladığı bir ortamda onun dokusunun ekolojik olarak toplumun geleceğine ve kentin geleceğine göre düşünülmesinin önemi giderek artıyor. Bu şu demek, toplumun sadece ekonomik olarak, toplumsal olarak, politik olarak, yerel yönetimsel olarak konut dokusuyla ilgilenmesi yeterli değil. Bu demokrasinin içinde doğanın hakları, doğanın korunmasıyla ilgili kaygıları da mutlaka barındırmamız gerekiyor. Çok uzattığım için